Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. 30 derste ASP.NET Entity Framework ile Dynamic CV projemizin 29. dersini gerçekleştireceğiz. Şimdi Code e de, ucundan kıyısından birazcık değinmek istemiştim. Onu da anlattım sizlere. Geriye kalan iki derste artık projemizi nasıl yayınlayacağız? Bununla ilgili bir ders yapmak istedim. Şimdi sizden ricam some.com ücretsiz .NET alan adı ve domaini şey hostu sağlıyor size. O ücretsiz domain host sağlıyor. Burada some.com'a girip ücretsiz olarak üye olup şuradan learn more kısmı var. Learn more kısmından işte bir tane her mail adresi için bir tane geçerli. Şuradan order now'a tıklayıp bir tane ücretsiz bir e, alanı sipariş edebilirsiniz. Ben de şu anda sipariş etmez çünkü ben zaten bir tane kendi mail adresimle kaydolduğum için işte sonrasında continue shopping diyeceksiniz ve e, işte burada işleminizi gerçekleştireceksiniz. Ben de sağlamayacak bunu çünkü zaten bir tane almıştım ondan dolayı. Şimdi alma işlemini gerçekleştirdikten sonra yani işlemimizi tamamladıktan sonra şurada kontrol panel gibi bir şey olması lazım. Some.com üzerinde. Hemen göstereyim sizlere. Sağ üst tarafta mıydı? Yüklensin. Eklenti yüklenemedi dedi. Şöyle sayfayı yenileyelim. Şurada. Kontrol panele tıkladım. Bu kontrol panel içerisinde Arkadaşlar. Nereden gidebilirim buna? Check out dersen. Aa, bak zaten check out dedim. Ha, sizin burada check out demeniz gerekiyor. Ha bana zaten şey diyor. Hani en fazla bir tane alabilirsin diyor. Sonrasında şuradan bir saniye hemen göstereceğim. Ha user home. User home kullanacağını sayfasına tıkladığınız zaman burası sizin panelinizi yöneteceğiniz alan olarak karşınıza çıkacak. Tamam mı? Biz buraya projemizin dosyalarını, veri tabanı vesaire buraya yüklüyor olacağız. Çok özel olan projelerinizi yüklemenizi tavsiye etmem. Onun için eğer mümkünse ya kendi projenizi ya da çok güvenilir bir sunucu mesela işte ne örnek vereyim Go dedi veya Bix falan böyle reklamı çok dönen biraz daha güvenilir sunucuları tavsiye ederim. Burada genelde hocalarınıza bunu projenizi göndereceğiniz için ondan dolayı bir şey ödemeden ücret ödemeden şöyle size sağlanan ücretsiz bir sağlayıcı üzerinden projenizi yayınlayabilirsiniz. Şimdi projemizi yayınlamak için birkaç adım var. Çok kolay olduğunu göreceksiniz. Hiç zorlanmayacaksınız. Öncelikle projeme geliyorum arkadaşlar. Şunu kapatayım. Tekrar adım adım ilerleyelim. CV Entity Proje. DB Force'da hazırladığımız CV projesini yayınlayacağız. Sağ tuşta tıkladım. Sağ tuşa tıkladım. Şuradan Publish seçeneğine tıklıyorum. Publish seçeneği projeyi canlıya taşımadan önce canlıya taşınacak olan yani canlıdan kasıt işte alana da aldığımız www sunucu üzerine taşınacak canlıya taşımadan önce canlıya taşıyacağımız projenin dosyalarını hazır hale getiriyor. Şurada Configure kısmına tıkladım. Configure kısmı içerisinde nereye kaydetmek istiyorsun? ya Ben diyorum ki masa üstüne. Masa üstünde şöyle bir tane klasör oluştur. Website isminde buraya kaydet. Open dedim. Save dedim. Save dedikten sonra Publish diyorum ve Publish işlemi başlıyor. Publish işlemi başladı. Ve bakın sorunsuz bir şekilde publish işlemi tamamlamış oldu. Zaten projenin özellikle derlenme kısmında bir problem yoksa publish de sorunsuz bir şekilde yapılacaktır. Bakın burada website isminde bir klasörüm artık var. Şimdi bu klasörün çift tıkladığım zaman burada klasörüme ait dosyalar var. Ben bu dosyaların tamamını seçtim. Sağ tuşla tıkladım. Arşive ekle dedim. Bunları zipleyeceğim. Şuradan zip seçeneğini seçiyorum. Zip olarak ekleyeceğim. Tamam dedim. Tamam dedikten sonra web sitemin dosyalarını arşivimin içerisine dahil ediyor. Şimdi web sitenin publish işlemini tamamladık. Bizim bir de neye ihtiyacımız var? Veri tabanına ihtiyacımız var. Veri tabanına geliyorum arkadaşlar. Veri tabanında DBCV ve Entity'de çalışmıştık. Bunu şimdi yedeğine almamız gerekiyor. Çünkü bu yedeği de e, şeye şey, sunucuya atacağız. Sağ tuşta tıkladım. Task görevler kısmından şurada backup seçeneği var. Backup'a tıkladım ve herhangi bir şey değiştirmeden direkt backup seçeneği için OK'e OK tıklayabilirsiniz. OK'e OK tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir seçenek çıkacak. Hemen göstereyim. C sürücüsünde Program Files'da burada Microsoft SQL Server seçeneğinde işte kullandığınız SQL sürümüne göre ilgili klasörde MS SQL klasörü buradan backup klasörüne baktığınız zaman DBCV Entity'nin backup'ı oluşmuş olacak. Ben ders önce yaptığım için ben de hazır halde geldim. Şimdi tarayıcımı açtım. Ne yapmam gerekiyor? Artık bunları tarayıcımın içerisine yüklemem gerekiyor. Öncelikle veri tabanını yükleyelim. Veri tabanı için sağ tuşla hatta direkt tıklayayım. Sağ tuşa gerek yok. Tıkladım. Tıkladıktan sonra şu anda herhangi bir veri tabanı olmadığını söylüyor. Database is not created. Hani veri tabanı oluşturulmadı. Create kısmına tıkladım. Veri tabanı oluştur dedim. Bakın boş bir veri tabanı. Veri tabanımın ismini buradaki isimle aynı isim yapacağım. O yüzden şunu kopyaladım DBC ve entity. Buraya da geldim yapıştırdım. Sonra hangi SQL sürümü? Bu 2012'de hazırlamıştık. 2012'yi seçtim. İşte eee MS SQL'de login olan kullanıcı ve bu da somen.com'da bizim web sitemiz için ön bir alan adı verecek. Çalıştığını, çalıştığını görüyor olacaksınız Create empty database boş veri tabanı oluştur dedim. Boş veri tabanını oluşturuyor. Bakın veri tabanı oluştu. Bakın burada DBC Entity isminde bir veri tabanı var artık. Ama şu anda boş. Şunları unutmayın. Bu mesela benim veri tabanımın şifresi. Bu şifreyle ben sisteme giriş yapıyor olacağım. Ee, sizde de zaten burada kendi şifreniz. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, Murat, daha şeklinde. Ondan sonra e, Restore Database seçeneğine tıkladım. Restore Database seçeneği içerisinde şurada dosya seç kısmına tıkladım. Dosya seçten buradan hemen geliyorum. Bu bilgisayar yerel disk C program files video devam ediyor mu ediyor değil mi evet, bir sorun yok sonra e, Microsoft SQL Server 11 MS SQL backup backup'tan DBC ve seçtim aç dedim aç dedikten sonra upload file and restore it hani seçilen dosyayı yükle evet. ve onu değiştir evet dedim Evet dediğim zaman dbcv entity'yi yükleyecek şimdi MS SQL Database was successfully restored. Başarılı bir şekilde oluştuğunu söylüyor. Tamamdır. Burada bir problem yok. Şimdi de geldik projemizin kendisini yüklemeye. Bunun için website seçeneğine tıklıyorum. Yeni bir web sitesi oluşturacağız. Şurada yine herhangi bir web sitesi olmadığını söylüyor. Oluştura tıkladım. Oluştur kısmına web siteme öncelikle bir isim vermem gerekiyor. İsmi cv entity proje. cv entity proje olsun istiyorsanız buraya kendi isminizi falan yazabilirsiniz ee, ön ismi bu gelecek hangi işte e, operasyon sistemde çalışıyorsun ASP.NET'te Ondan sonra .NET Core şey de var desteği de var ASP'nin hangi versiyonu vesaire herhangi bir ayar değiştiriyorum kendisinin manuel verdiği ayarları kullanacağım create website dedim create website dediğim zaman bu şekilde veri tabanımı oluşturdu. Şimdi your website was created successfully, veritabanı başarılı bir şekilde oluştu diyor. Manage website, veritabanı yönet diyorum, Veritabanını yönet kısmı içerisinde şurada bana kendisi bir link oluşturmuş durumda bu linke çift şey bu linke yeni sekmede açtım. Bakın şu anda cventityproje.some.com diye bir web sitesi gözüküyor ama şu anda bunun içerisinde herhangi bir şey yok. Ben bunun içerisine dosya yükleyeceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? Şöyle. File Manager'a tıkladım. File Manager içerisinde dosya yöneticisi içerisinde. Şurada kendisinin bana başlangıçta verdiği bir default sayfa var. Bunu seçtim. Bunu siliyorum. Buna ihtiyacım yok. Evet dedim. Evet dedikten sonra. Şimdi şurada Upload seçeneğine tıklıyorum. Upload dedikten sonra dosya seç. Dosya seç kısmı içinde masa üstünden yeni klasör şu web sitten web site dosyasını seçtim. Seçtikten sonra web siteyi buraya şu anda hazır hale getirdi. Upload, yükle bunu ve e, zip'i aç dedim. Sol altta bakın yükleniyor diyor şu anda. Yüklesin. Yükledikten sonra bakın bu şekilde dosyalarım buraya gelmiş oldu. Şimdi sayfamı yenileyeceğim. Sayfamı yenilediğim zaman şu anda sayfaya ulaşılamıyor diyor. Neden? Çünkü ilgili dizin yok. Mesela some.com'da hangi dizine gidecek bu? cventedproje.some.com slash slash koyduktan sonra mesela default.aspx'e gitsin. Enter'a bastım. Enter'a bastığım zaman sayfaya yine ulaşılamıyor diyor. Bir saniye tekrar gidelim. Şöyle yapalım. Şu website website'a yeniden tıkladım. Şuradan manage diyelim. Şuradan Proje tekrar tıklayalım. Ha çalışma zamanı hatası oluştu diyor. Senin web konfigre dosyalarının içinde. Öncelikle böyle bir hatayla karşılaşırsanız konfigürasyon dosyalarınızın içerisinde rica etsem şu komut bloğunu ekler misiniz arkadaşlar? Şunu kopyaladım, bunu kopyaladım. Geldim dosya yöneticisinde web konfiye, web zaten bizim bağlantı string'imizi tutan dosya. Bunda edit text dedim. Düzenle. Düzenle kısmı içerisinden şuradan sistem web'in hemen altına yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra save dedim. Save dediğim zaman bunu kaydetti. Kaydettikten sonra geldim sayfamı yeniledim. Sayfamı yenilediğim zaman yine çalışmayacak. Neden? Çünkü bağlantı adresim şu anda doğru değil. Yüklesin. bekliyorum. Bakın bu şekilde SQL bağlantı adresinin doğru olmadığını ondan dolayı bakın connection'da bir problem var. O yüzden hata veriyor. Peki projemin içerisinde SQL'e bağlı olmayan alanlar vardı. Onlar çalışır. Mesela web2 bir klasördü. Bu web2'nin içinde şöyle yapsam mesela slash önce default nokta e tekrar gitmeyi deneyeyim. Default ASPX zaten projemizin şeydi. Normal yeteneklerin listelendiği ana sayfamızdı. Bağlanmaya çalışıyor şu anda. Bağlandıktan sonra çok hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştiriyor olacak. Bakın yine aynı hatayı bana fırlattı. Default ASPX'de. Peki ben şöyle yapsam. Web2 slash in index nokta desem enter'a bastım. Bakın ne yaptı? Projemin içerisinde bulunan Web 2 klasöründeki HTML sayfayı açmış oldu. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Gördünüz mü? Şimdi burada duracağım. Kalan kısmı 30. derste yapacağız. Yani şu anda statik kısmı açtı ama dinamik kısımda bir eksiğimiz var. Onu bir sonraki derste nasıl olduğunu gösteriyor olacağım. Bir de sizden ricam bu videonun altına ben bir açıklama bu videoya değil diğer videoya ekleyeceğim. Tamam diğer videonun altına bir açıklama dosyası ekliyor olacağım. Ee, bu web config'de küçük bir dosya ekleyeceğiz. Yani küçük bir satır ekleyeceğiz o kadar. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bir sonraki derste final dersinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.